Efendim şimdi güzel bir pazar sohbeti yapacağız. Doğadan bahsedeceğiz. Konuğumuz var. Amerika'da Utah Üniversitesi'nde görev yapan Türk bilim insanı Kaşif Çağan Şekercioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu pazar günü bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Peki ne konuşacağız? Hemen izleyicilerimize paylaşalım. Sayın Şekercioğlu, en son nesli tükenmekte olan kar leoparını görüntüledi. Öyle hiç kolay değil o kar leoparını görüntülemek. O macerayı kendisinden dinleyeceğiz. Aynı zamanda doğal yaşam konusunda da birçok araştırması var. Aslında bugün sabah güne merhaba hafta sonunda da sizlerle paylaştık. Son araştırmalarından biri kahve üretimiyle kuşlar arasındaki etkileşim. Onu da soracağız kendisine ama önce o kar leoparıyla başlayalım. Evet. Çok güzel bir doğanın parçası diyebiliriz bu yaratık için. Nasıl görüntülediniz? Nasıl bir maceraydı? Başından sonuna dinlemek istiyoruz. Buyurun. Tabii. Evet, hakikaten dünyanın en güzel hayvanlarından biri. Görüntülenmesi en zor hayvanlarından biri. Hatta Walter Mitty diye bir meşhur Hollywood filminde de zaten filmdeki ana karakterin diğer egosu, yani diğer kişiliği Şampen, onu o kar leoparının peşinde geçiyor bütün hayatı. Hatta yani o kadar ikonik bir tür olmuş. Hayvan, evet. Yani filmdeki ana amaç, hayatın amacı gibi gösterilen bir şimdi tür. Şimdi bakın, evet. Kar leoparı deyince burada sanki benim çektiğim görüntü. Çok özür dilerim. Daha önce de bazı kar leoparı görüntülerini gördüğümüzde beyaz gibi algılanıyor sanki, evet. Kar leoparı denince, evet. Ama bu alanlarda çok iyi kamufle olabiliyor gördüğünüz kesinlikle. Gibi. Renkleri. Burada iki tane var şu an. Biri kökü hareket böyle. Eden, öbürü de sol tarafta uzanmış olan. Şimdi bunlar büyük ihtimalle anne ve geçen senenin yavrusu hareketli olan. Evet. Yani büyük, artık neredeyse erişkin boyutuna ulaşmış. Bu sırada tipi esnasında çekiyorum ben bunu. Bir hafta geçirdim Tibet'te. 4000 metre irtifanın üzerinde. Yani geceyi de o irtifa. Bakın burada oyun mu oynuyor, bir şey mi kovalıyor tam belli değil ama büyük ihtimalle oyun oynuyor. Çünkü evet. Ne kovaladığını göremiyorsunuz burada. Burada da at sırtında şöyle arıyorum. Şöyle başlayalım mı? Yani tabii. Bu mutlaka bir ön çalışması tabii. Oldu. Yani tabii. Orada bu bireylerin varlığını biliyor muydunuz? Nasıl evet, tespit ediliyor? Şöyle, ne oluyor? Onu bir öğrenmek tabii, istiyoruz. Tabii. Şimdi ben sonuçta bir ornitolog, bir kuş bilimci olarak hayatım kuşların peşinde geçiyor. Aslında evet, bu da tepeden inerken bu seyahatinde amacı esasında Tibet'in kuşlarını araştırmaktı. Yani uzun süredir, aylardır bunun organizasyonunu yapıyordum. Ve ben şimdiye kadar 7900'ün üzerinde yani kuş türü gördüm doğada. 8000'e yaklaşıyorum. Ve Tibet'te gitmediğim çok önemli bir bölgeydi. Ve bu alandaki organizasyonu yaparken burada kar leoparının da görüldüğünü öğrendim. Ve bu benim yıllardır görmek istediğim muhteşem bir tür ama öyle zor ki açıkçası bunun için mesela Kazakistan'da bir araştırma gezisine davet edilmiştim bir 6-7 yıl önce. 2 haftalık. Yani dedim görme garantisi yok. Vaktim yoktu yani o kadar uzun sürecek. Açıkçası öyle çok da ümitli olduğum bir tür değildi. Fakat yani burada olduğunu öğrenince kuşları da ararken bu kar leoparına da odaklanmaya karar verdim. Bir taşlı iki kuş gibi. Bir taşlı iki kuş gibi. Ama yani gördüğünüz gibi bayağı uğraşmak gerekti. Bir de işin bir kısmı, yani ben genellikle çok hareketli, sürekli işte bir kuş türünün peşine, öbür kuş türünün peşine gidiyorum. Yani burada mesela at sırtında yaklaşık 5200 metreye çıktık. Onların yaylası ama Tibet platosu çok yüksek olduğu için yayla, yani artık Ağrı Dağı'nın zirvesi kadar bir yükseklikte. Fakat işte burada böyle oynuyorlar. Daha iyi bakın, görebiliyoruz kar leoparlarını. Görüntülenmeleri niye ilk çok zor? Ya bir kere kamuflajı görüyorsunuz. Tükenmekte yani, olduğunu biliyoruz ama evet, şu hayvan durduğu gerçekten anda yani direkt zeminle birebir uyum sağlıyor. Daha Twitter'da bu hafta denk geldim. Kar leoparının ne kadar muhteşem kamuflaja sahip olduğunu evet, gösteren evet. Bir fotoğraf dönüyordu. Ben de hatırlıyorum. Gördünüz böyle mi? Evet. Bakıyor direkt size ama yani ama büyütmeden görmeniz mümkün değil. Tam ortada. Yani inanılmaz bir kamuflaj. Bir kere çok yükseklerde yaşıyor. Yani normalde 4000 metrenin üzerinde, 4500 metrenin üzerinde. Bir de o yüksekte çalışmanın zorluğu var. Yani ben 4000 metrenin üzerinde bir hafta kaldım ki ben dağcıyım. Yani yüksek irtifa
6000 metrenin üzerinde zirvelere çıktım. Ant Dağları'nda Kilimanjaro neredeyse 6000 metre. Fakat ona rağmen bayağı zorlandım. Çünkü geceyi de o yüksekte geçirince akciğerler yavaş yavaş su toplamaya başlıyor. Yani bir aydır yeni yeni kurtulduğum bir öksürük var. Yani yüksek irtifa akciğer edemasının başlangıcı. Yükseklik hastalığı yani. Bir yandan onun zorluğu var. Bir yandan bu dik yamaçlarda yürüyorsunuz malzemeyle, tripod, işte büyük lensler. Ama en zoru da yani ilk gün mesela 14 saat sürekli yamaçları taradım. Yani insan artık bıkkınlık geliyor. Çünkü sürekli şekilleri kar leoparına benzetiyorsunuz. Bakıyorsunuz taş, bakıyorsunuz taş. Yani en sonunda dedim ya yine kar leoparı kafası şeklinde bir taş ama artık bakacağız. Yani dürbünle görüp teleskopla kontrol ediyorum. Böyle artık sanki yüzlerce taşa baktım belki. En sonunda baktığım taş kafasını oynattı. Taş değil, kar leoparıymış. Ama orada o bile ne hissediyorsunuz? Yani muhteşem bir duygu çünkü açıkçası yani göreceğimi tahmin etmiyordum. Yani sonuçta gördüğüm kuşlar kar, bu da artık olursa olur olmazsa olmaz diye. Fakat yani orada görünce muhteşem bir duygu. Ve ama çok uzaktı yani 1-1,5 kilometre uzaktaydı. Onu söyleyecektim, ne kadar yani bu değil, bu da biraz daha yakın. Bu üçüncü günde bunu çektim. O ilk çektiğimi burada görmüyoruz çünkü öyle uzak ki yani ufacık bir nokta gibi videoda. Yani anca fotoğrafı büyüterek kar leoparı olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşmaya da çalıştım ama yani şöyle bir diklikte yamaca çıkıyorsunuz o kadar malzemeyle. 4600 metre nefes nefese insan her adımda böyle dinlenmek zorundasınız. Yani zaten yaklaştım bir süre ama tabii o da beni görmüş. Daha öyle çok yaklaşamadan 600-700 metre uzaktan yamacı hemen öbür tarafına geçti. Bu üçüncü günde başka bir zirveden yani o bölgeye daha yakın bakan bir zirveye çıktım. Yani bu tahmin ediyorum 500 metreden falan ama bunu da çekmeye başladım. Birkaç dakika sonra işte bu tipi çıktı. Fakat şöyle bir durum da var. Yani daha bunları görmeden bir tipi başlamıştı. Evet. O sırada ben malzemelerimi toplamaya başladım. Biraz azaldı. Dedim hadi tekrar bekle. Akşam da oluyor bu arada. Yani en iyi saatler en azından benim burada tecrübe ettiğim. Yani gün batımından önceki 2 saat. Daha bir de yolum var kaldığım şeye köy kulübesine. Yani orada bir köy evinde yanındaki yerde kalıyorum. Çadır gibi. Tekrar malzemeleri açtım. Dedim tipi gelirse artık yine kaçarız. Yani hiç bütün o malzemeleri tekrardan kurdum. Tararken aşağı indiğini gördüm. Yani o an o tipi başlarken ya tipi başlıyor diye malzemeyi toplayıp gitsem şu görüntüyü çekmek mümkün olmayacaktı. Ama ondan sonra çektikten sonra esas tipi başladı. Burada görüyorsunuz. Evet. Zaten artık gözden de yitirince burada mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Ama yani istediğim görüntüleri elde etmiştim. Tabii bunu elde edince en keyifli kısım o olsa gerek. Tabii. Siz kaçıncı günde bu görüntüleri elde ettiniz? Bu üçüncü günde. Esasında bir hafta kaldım toplam. Yani 4 gün daha aradım bu arada. Aradınız. Yani daha da yakından görüntü elde etmek için ama ondan sonraki 4 gün bir daha göremedim. Size bu kadar görüntü bu kadar. Vermişler. Yani bu ben çok memnunum çünkü 2 tanesi büyük ihtimalle anne ve geçen senenin oğlu. Bir de işte biraz işte burada kayada rüzgar aşağı itiyor. Ondan sonra aşağı koşuyor. Anne ile oğlu işte bir etkileşim yapıyor. Bundan önceki sahnede yani davranışı da çektiğim için çok mutluyum. Yani açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Yani bir uzaktan çektiğim kafa zaten bana yetmişti. Bu bayağı bir üstüne şey oldu yani. Pastanın kreması. Pastanın oldu. Evet çileği gibi oldu evet. Peki siz ne kadarlık yani üçüncü günde kaydettiniz ve evet, üstüne işte evet. Bu görüntüleri de aldınız. Evet. Bir hafta kaldım dediniz. Evet. Görüntüleyene kadar oralarda olacak mıydınız ya ne kadarlık bir plan vardı? Şimdi esas da ben bütün bölge için 2 hafta ayırmıştım. Hı hı. Ilk 3 gün ama kar leoparının olduğu yerlerde değil. Biraz daha aşağıda 3000 metre de geçirdim çünkü yüksekliğe alışmanız lazım. Yani bedenin alışması. Tabii yani deniz seviyesinde ben İstanbul'dan oraya gittiğim için yani aniden daha önce yani yüksekliğin
yani dağlara çıktığım için 5000-6000 metrenin üstüne biliyorum. Yani aynen deniz seviyesinden 4200 metreye çıkarsanız, ki burada 5200'e kadar çıktım. Yani yükseklik hastalığı tutulup yani ölmemek için aşağı inmeniz lazım. Yani ölümcül de olabiliyor. Yani 3000 metrede 3 gün geçirdim. Farklı kuş türlerinin peşinde. Ki bir tek, içinde bir tek tür olan bir familyadan çok aradığım bir türü gördüm. Yani dünyanın farklı kuş familyalarından görmediğim 3-4 tane kaldı. Bir tanesini o sayede gördüm. Çingay Gölü'nün orada, Kokonur dediğimiz. Yani 3 gün orada geçirdim. Yüksekliğe alıştım. Daha sonra işte 1000 metre daha yukarı çıkıp Kalliopa'nın yaşadığı ortamda bir hafta geçirdim. Ve işte o bir haftanın 3. gününde bu görüntüleri elde ettim. Yani soyu tehlikeli bir tür, onu belirteyim bu arada. Dünya nüfusu 4500 ila 7000 birey sadece. Ve geniş bir coğrafyada yaşıyor. Yaklaşık 12 ülkede, işte Çin, Tibet, Nepal, Butan, Rusya'ya kadar, işte Kazakistan. Fakat çok ender bir hayvan. Yani son yıllarda durumunda biraz daha düzelme olduğu düşünülüyor. O iyi bir haber. Ama kesin de bilemiyoruz. Çünkü bulunması zor bir hayvan, sayılması zor bir hayvan. Her yılda yaklaşık 450 tanesinin maalesef öldürüldüğü düşünülüyor. Çünkü orada yaşayan işte hayvan sahiplerinin hayvanlarını da öldürüyor. Özellikle ufak hayvanları, yavru işte yakları, koyunları. O yüzden de maalesef hayvanlara olan işte çiftçiler bazen öldürebiliyor. Öldürebiliyorlar. Peki son bir soru bununla ilgili. Çünkü bu kuşlar ve kahve üretimi ilişkisini de sormak istiyorum. Tabii. Araştırmanızı. Rehberiniz bir noktada sizi yalnız bırakmış öğrendiğimiz kadarıyla. Evet. Ne oldu? Ya işte o tipi olduğu anda zaten yani ilk görüntüyü aldım ben tabii sevinçle. Yani yerel rehber normalde zaten orada sizinle bulunması şart gibi bir şey. Baktım o çoktan tepeden inmiş gitmiş. Yani o çünkü iyi biriydi de yani gece karanlığa kalmak istemiyordu. Ben de yani sonuçta yani o kadar da zor bir durum değil. Yani aracımız yarım saat aşağıda, yani lamba var. Karanlığa kalsak da yani araca inmekte sıkıntı yok. Yani o sanırım biraz beni teşvik etmek için o ilk tipi başladığında ben haberim yokken, arkama bakmazken o sessizce inmiş aşağı. Ben işte sonra tipi azalıp bulduğumda sevinçle döndüm. Aa, rehber yok. Ondan sonra dedim ne olacak, yani sonuçta aracı alıp gidecek hali yok. Aracı uzaktan görebiliyorum. Neyse ben çekime devam ettim. İşte mesela o at sırtında giderken de yani yine etrafta bölge insanları var. Ama yani rehber o esnada mesela benle değildi. Ya zaten ilk 1-2 gün ben o ortama alışıp farklı yerleri anladıktan sonra benim normalde rehbere ihtiyacım olmuyor. Peki. Yani 84 ülkede. Çok da sorun değil diyorsun. Çok da sorun olmadı. O zaman hemen sorayım, kahve üretimiyle kuşların nasıl bir ilgisi var? Ne diyor araştırmanız? Şimdi bu çok önemli bir konu. Ben yani 20 küsur yıldır, 21 yıldır kahvenin yetiştiği farklı tropik ormanlarda kuşların kahve plantasyonlarında ve oraya yakın ormanlarda sayılarını ölçüyorum. Costa Rica'da, Etiyopya'da, özellikle Tanzanya'da, Uganda'da. Şimdi kahve biz hepimiz tüketiyoruz. Yani çoğumuz tüketiyoruz. Tabii. Giderek tüketimi dünyada artıyor. 10 milyon hektarda kahve yetiştiriliyor. Ama bir, yani sorarsak herhangi birine kahve nereden geliyor? Yani belki Yemen der, belki işte bilmiyorum der. Ama kahve Türk, yani Türk kahvesini biz tanıtmış olmamıza rağmen Avrupa'ya, Türkiye'de yetişen bir bitki değil. Değil. Tropik bir bitki. İşte özellikle Osmanlı'nın Afrika'ya, Etiyopya bölgesine girmesiyle, genişlemesiyle bizim öğrendiğimiz bir bitki. Ve kahvenin ana vatanı esasında Etiyopya ve Kaffa bölgesi. Ve ben özellikle Kaffa bölgesinde çalıştım 3 yıl boyunca. Orada doğal ortamında, tropik orman ağaçlarının altında büyüyen kahve plantasyonlarında ağlarla kuşları yakaladım, halkaladım. Ve aynı zamanda da hiç dokunulmamış, kahve yetiştirmeyen ormanlarda da aynı şeyi yaptım ve karşılaştırdım. Ve bu kahve plantasyonlarında orman kuşlarının bütün türler kahve plantasyonlarında da mevcuttu. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Çünkü kahve birçok yerde doğal olmayan, yani ait olmadığı ülkelerde yetiştiriliyor. Dediğim gibi Doğu Afrika, Yemen kahvenin ana vatanı. Ama bizim kahvenin büyük bir kısmı işte Costa Rica, Brezilya, Meksika, Guatemala,
Endonezya, Vietnam, yani kahvenin doğal olarak yetişmediği ülkelerde geliyor. Ve özellikle de güneş altında yetiştirilen kahve birçok tropik kuşu kaybediyor. Birçok tropik canlı türü artık bu kahve plantasyonunda yaşayamıyor. O yüzden, bitki örtüsü değiştiği için doğru anlıyoruz değil mi? Yani ormanlık alandan kahve üretimi için güneşin ihtiyaç olduğu. Güneşlik 3 metrelik kahve çalılarında yetişmeye başlayınca büyük bir zarar var tropik ormana. O yüzden ülkemizde gölge kahve bilincinin yerleşmesi, kahvenin kökeni nereden geliyor? Bunu hepimizin sorması lazım ki yani kahve üreticileri de bu bilinçle bilgilendirmeyi... Gölge kahve tam olarak ne demek onu da söyleyelim. Orman ağaçlarının gölgesinde yetişen kahve, doğal ortamında yetişen kahve. Kahve zaten orman ağaçlarının gölgesinde yetişen bir bitki. Fakat zamanla birçok kahve tipi güneşte yetişen kahveye geçtiği için o ağaçlar kesiliyor, sadece kahve ekiliyor ve kuş ve diğer canlıların çoğu yok oluyor. Gölge kahve, onu bulamıyorsanız Etiyopya kahvesi, Doğu Afrika, işte Etiyopya, Tanzanya, Kenya, Yemen, ki artık Yemen'den biraz zor savaştan dolayı. Doğru. Ama en iyisi, yani benim keşfettiğim dünyanın en kuş dostu kahvesi Etiyopya. Yani arasak gölge kahve bulabiliyoruz mu? Ya işte, nereden bileceğiz? İşte Türkiye'de ama sanırım daha bulunamıyor. Ama öğrenelim. Mesela ABD'de, Avrupa'da kuş dostu kahve, gölge kahve, doğa dostu kahve, bunlar yerleşmiş kavramlar. Ülkemizde çok de önemli. Kahve üreticilerin buna odaklanması lazım. Ama bulamıyorsanız Etiyopya kahvesi yine en iyisi. Çok enteresan gerçekten kahve ile canlı yaşamı arasındaki bu korkunç bağlantı. Teşekkür ediyoruz. Bu araştırmanın detaylarını bizimle paylaştığınız için Kar Leopar'a görüntülerini de sağ olun. Ve ilgilenenler Instagram'da Çağan Şekercioğlu, Twitter'dan da Şekercioğlu'dan çalışmalarımı takip edebilirler. Sayın Şekercioğlu, biz de size çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için ve bu keyifli sohbet için. Biz böylelikle haber bültenimizi tamamlıyoruz. Saat başında gelişmeleri sizlere Zeynep Özyol aktaracak. Hoşçakalın.